Murat Bey, Fenerbahçe maçını bırakıp Murat Boz konserine geldiniz. Tebrik ediyoruz ikinci. Murat Boz konserine, Sinem Akkaya vokalde dediler. Ben o yüzden koştum geldim. Şaka bir yana, evet, maçı bıraktık geldik. Eşim de sahnede olacak. Çok heyecanlıyım. Çok keyifli bir konser olacak eminim. Uzun zamandır hazırlanıyorlar bu konsere ekipçe. Ben de tadını çıkaracağım. Konser nasıl biter bilmiyorum ama maç nasıl biter? Alırız inşallah. Vallahi. Evet abi, büyük konuşmamayı öğrendim yani. Alırız inşallah. Abi, En-Nesyri'yi getirdik ama çok eleştirdik. Bırak şimdi, Fenerbahçe'yi mi konuşacağız ya konser günü? Başka bir gün konuşuruz onu. En sevdiğin Murat Boz şarkısı? Buyur. Janti'yi çok seviyorum. Janti yani, diyebilirim, evet. Hiç kendi kendine mırıldanır mısın abi? Oğlan mırıldanıyor biraz. Ben de onunla beraber eşi mırıldanıyorum, evet. Bir düet oluyor evde. Oluyor. Tuhaf bir düet oluyor. Peki, Azip. Var mı sorunuz? Var mı sorunuz? Siz neler yapıyorsunuz yazıyorsunuz. Bir anda bir yüzden patlayacağım. İyiyiz. Kalpazan dizisindeyim. Show TV'de Ekim evet. Sonu gibi yayınlanacak inşallah. Evet. Harika bir kadro. Zaten birçoğu arkadaşlarım. İşin başında Mehmet Ada Öztekin duruyor. Çok keyifli bir iş benim için. Gene çok mutlu olduğum bir işin içindeyim. Nasıl bir karakter canlandırıyorsunuz peki? Orasını hiç söylemeyeyim. Çok sürpriz bir karakter. Ama harika bir iş geliyor diyebilirim. Abi, çok ciddi bir rekabet var bu sene. Yani her sene var ya. Yani nasıl kalkacaksınız bunun altından? Biz oyuncular olarak bunu düşünmemeliyiz bence. Bunu düşünmesi gereken departmanlar başka departmanlar. Biz işimizi yapmaya ve işimizi iyi yapmaya gayret ediyoruz. O kadar. Benim piyasayla ilgili ya da sektörle ilgili çok böyle bir düşüncem yok yani. Evet. İşimi iyi yapayım da. Yeni doğru yapayım da. Yeni başlayan birçok dizi var aslında ama her sene savaşları var. Da olacak. Oyuncularda da ister istemez reyting korkusu oluyor yani Samet abi. Yok, bende olmuyor. Yok ya. Korkusu? Ya benim en son oynadığım işte 5 bölüm sürdü. Kısmet deyip yoluma devam ediyorum yani. Peki, İşimi yapmaya devam. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Görüşmek üzere.